Siirt'te 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılış töreni Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Şehit Kürşat Güneş İlkokulu'nda düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, eşi Güney Hacı Bektaşoğlu, şehit uzman çavuş Kürşat Güneş'in eşi Hatice Güneş ve yakınları, Vali Yardımcısı Mehmet Sert, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Hacı Bektaşoğlu ve eşi Güney Hacı Bektaşoğlu öğrencilerle bir süre sohbet etti. Pervari ilçesinde 10 yıl önce helikopter kazasında şehit olan uzman çavuş Kürşat Güneş'in adının verildiği ilkokul hizmete girdi. Merkez Veysel Karani Mahallesi'ndeki Şehit Kürşat Güneş İlkokulu'nun açılışını Vali Osman Hacı Bektaşoğlu gerçekleştirdi. Vali Hacı Bektaşoğlu açılışta kentin derslik başına düşen öğrenci sayısının Türkiye ortalamasına göre iyi bir noktada olduğunu anlattı. Siirt'te eğitimde ciddi bir atağa geçildiğini dile getiren Vali Hacı Bektaşoğlu şunları kaydetti. Bizim geleceğimizin teminatı, geleceğe güvenle bakmamızın yegane sebebi çocuklarımız, gençlerimiz, evlatlarımız. Milli eğitim için, eğitim için okul öncesi, ilk öğretim, orta öğretim ve üniversite eğitim için Türkiye çok büyük çalışmalar yürütmektedir. Uzun yıllardır bütçemizden en büyük payı eğitim almaktadır. Bunun tezahürünü Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ilimizde, Siirt'te de görmekteyiz. Az önce Milli Eğitim Müdürümüz Deniz Bey ifade ettiler. 530 okulumuzun yarısına yakını tamamen elden geçirilmiştir. Eksiklikleri giderilmiştir, onarılmıştır. Yine onlarca okul bu yıl eğitim öğretime katılmıştır. Şimdi bulunduğumuz Şehit Kürşat Güneş İlkokulu olduğu ilkokulu gibi okullarımız bu yıl eğitim öğretime katılmıştır. Şu anda Siirt ilinde yaklaşık 500 milyon liralık eğitim öğretim yatırımları gerek ilk öğretimde gerek orta öğretimde devam etmektedir. Tabii bir yandan da öğretmenlerin yetiştirilmesi, öğretmen atamaları Siirt ilinde hiç olmadığı kadar yeterli sayıda öğretmenimiz bulunmaktadır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında Türkiye ortalamasının altındayız. Yani 20 civarında öğretmen başına öğrenci düşmektedir. Yine derslik başına düşen öğrenci sayısında Türkiye ortalamasından çok daha iyiyiz. Hem öğretmen başına düşen öğrenci sayısı hem de derslik başına düşen öğrenci sayısı. Tabii öğretmenlerimizin, nitelikli öğretmenlerimiz, yeterli sayıda öğretmenlerimizle beraber biz bunun sonucunu bu yatırımlar, eğitim yatırımlarıyla başarıda görüyoruz. Şu anda orta öğretim yerleştirmelerinde çok iyi bir duruma geldik. %20-21'lere geldik. Yine üniversite yerleştirmelerinde, nitelikli okullara yerleştirmelerde son yıllarda Siirt çok ciddi bir atağa geçmiştir. Özellikle orta öğretimde puanlı okullara yerleştirmede oranın ve sayıların artması önümüzdeki yıllarda üniversite yerleştirmelerinde de başarının artmasının çok çok ciddi göstergesidir, ayak sesleridir. Bütün bunlar biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Biz ülkemize yatırım yapıyoruz. En önemli varlığımız, evlatlarımız, çocuklarımız ve geleceğimiz. Bugün burada yine 10 Kasım 2012'de elim bir helikopter kazasıyla aramızdan ayrılan jandarma uzman onbaşı Şehit Kürşat Güneş kardeşimiz adına yapılan
24 derslikli Veysel Karahan Mahallesi'nde yapılan 24 derslikli ilkokulun aynı zamanda açılışını yapmaktayız. Ben şehit kardeşimiz Kürşat Güneş, onun 10 silah arkadaşlarıyla bir elim kazada şehit olmuştu ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Tüm gazilerimize minnetle, ebediyete irtihal edenlere rahmetle, minnetle anıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli veliler, sevgili öğrenciler, bu sene, bugün, tabii son iki yılda, önceki iki yılda pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim ve geçen yılda yüz yüze eğitim devam etmiştir. Eğitim öğretimde Siirt ilinde çok ciddi aksamalar olmadan öğretmenlerimizin ve okullarımızın, velilerimizin, bütün toplumun ciddi gayretleriyle bir aksama olmadan eğitim öğretim faaliyetlerini tamamlamış olduk. Bu yıl inşallah 2022-23 eğitim öğretim yılı hiç eksiksiz bütün köylerimiz, ilçelerimiz, beldelerimiz, mezaralarımız, tüm okullarımızda, tüm yerleşimlerimizde ve Siirt il merkezinde 530 okulumuzda sorunsuz bir şekilde yaklaşık 5000 öğretmenimizle bugün, dün esasında bir hafta önce oryantasyon başladı. Dün itibariyle de ilk öğretim ve orta öğretim okullarımızda eğitim öğretim başlamıştır. Ben yeni eğitim öğretim yılının başarıyla, sağlıkla tamamlanmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Hayırlı olmasını diliyorum. Yine Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kürşat Güneş İlkokulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Ve bir kez daha bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. 2022-23 eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Açılışın ardından Vali Hacı Bektaşoğlu ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, çeşitli hediyeler dağıttı. Sevgisi mi? İsmail, senin